Evet arkadaşlar, görüntüleyebiliyor muyuz? Tekrar soruyorum. Slide geldi. Evet hocam. Slide geldi. Güzel. O zaman ilk baştan alalım gençler. Kaydı da başlattık zaten. Evet gençler, şimdi Erasmus Staj Hareketleri ilk baştan başlıyoruz. Neydi? Faaliyet yüksek öğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurt dışındaki bir işletmede veya organizasyonda staj yapmasıdır. Bu illa bir işletme olacak diye bir kural yok. Bir üniversitede olabilir. Tekrar ediyorum, üniversitemize kayıtlı, aktif, tam zamanlı kayıtlı. En az bir ders dönemini tamamlayan. Neden en az bir ders dönemini tamamlayan öğrenci diyoruz? Çünkü notu oluşması gerekiyor. Birinci dönem birinci sınıf öğrencilerin notu oluşmadığı için bunu oluşması için bir ders dönemi tamamlaması gerekiyor. Hazırlık programlarına kayıtlı öğrenciler hariç tüm hazırlık programları geçerlidir. Bilimsel hazırlık programları da dahil. Bunlar haricinde herkes hareketlilikten faydalanabilir. 1, 2, 3, 4. Daha önce ön lisans hareketlerine kayıtlı öğrencilerimiz, lisans öğrencilerimiz, yüksek lisans öğrencilerimiz ve doktora öğrencilerimiz hepsi için geçerlidir. Sadece ön lisans birinci sınıf ve lisans birinci sınıf ikinci dönemden itibaren yararlanabilir. O da notunun oluşması için. Bu durum yüksek lisans ve doktora için geçerli değildir. Yani onlar için daha önceki lisansta kullandıkları puanlar geçerli olacağı için onların bir ders dönemi tamamlamasına gerek yoktur arkadaşlar. Şimdi diğerine geçelim, diğer slaytımıza. Erasmus Plus programına göre staj yapma süresi 2 ile 12 ay arasında değişmektedir. Ancak daha fazla öğrenci göndermek istiyoruz biz, bu yüzden 2 aylık hibe verilmesi öngörülmektedir. Belirlenen staj süresinden sonraki süre hibesiz uzatabilir. Mesela bir öğrenci diyebilir ki biz şu an 14 kişilik bir staj hareketleri ilanına çıktık. 14 kişi başvurdu. Herkese 2 ay hibe verdik. Hocam ben bir ay daha kalmak istiyorum. Evet, hibesiz biz uzatabiliriz. Tekrar hibe anlaşması imzalarız, yenileriz vesaire. Bunları siz programı kazandığım zaman tekrar istişare ederiz. Şimdi şu en çok gelen bir soru bana maillerde çok geliyor. Erasmus mailine çok atılıyor. Stajda ikili anlaşma şartı yoktur gençler. Staj yerini bulmak öğrencinin kendi sorumluluğundadır. Bununla ilgili çeşitli sosyal platformlara üye olabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram vesaire. Orada staj yeri bulma ile ilgili aratmalar yapabilirsiniz kendiniz. Ancak program ülkeleri olmak zorundadır. Hangi program ülkeleri olduğu da ilanda zaten yazıyor arkadaşlar. Ben orada belirttim bunu staj ilanına çıktığımızda. Orada Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerde program ülkelerinden istediğiniz işletmede alanınızla ilgili olmak koşuluyla staj yeri bulabilirsiniz. Ama staj yeri bulmak için çok mail atmanız gerekiyor ve vazgeçmemeniz gerekiyor. Maalesef pandemi koşullarından dolayı stajlarda sıkıntı olabiliyor. Daha öncesinde de zaten staj yeri bulmak öyle kolay bir iş değildi. Sizin yüzlerce mail atmanız gerekiyor. Bazen 200 tane mail atmanız gerekiyor. Yılmamanız gerekiyor olumlu yanıt alana kadar. Ancak staj yeri bulurken özellikle pandemi koşullarında şuna dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Sizin faydanız olacaktır. Lütfen vizeyi kolaylıkla veren ülkelere yoğunlaşalım. O ülkelere mail atalım. Siz mesela kabul mektubu alıyorsunuz. Daha sonra ülke ne yapmıyor? Vizeyi onaylamıyor ya da vizeyi vermiyor. O zaman sıkıntıyla karşılaşabiliyoruz. O yüzden D tipi vizeleri, o tarz vizeleri bir araştıralım. Hangi ülkeler daha kolay vize veriyor? Schengen vizesini bir araştıralım. Muhtemelen uzun kısa vadeli bir hareketlilik olacağı için D tipi Schengen vizesi almanız gerekecek. Ve bunun için de Schengen ülkelerini bir araştıralım. Onların prosedürlerini inceleyelim. Öğrenci platformlarına bakalım. Mesela Almanya çok sıkıntı çıkarıyor şu dönemde. Bu tarz ülkeleri tespit edelim. İlla bu ülke olacak diye diretmeyelim arkadaşlar. Hangisi alanımızla ilgiliyse, hangisine kısa sürede kabul ve vize alabiliyorsak onlara bakalım. Ancak yanıt gelmiyor ya da red yanıtı geliyor diye vazgeçmeyelim. Kimi üniversiteler ikili anlaşma şartı var mı falan, ikili anlaşmanız var mı üniversiteyle diye soruyor. Ancak öğrenim anlaşmasında ikili anlaşma gerekiyor. Staj anlaşmasında böyle bir zorunluluk yok.
Çünkü siz işletmede de yapabilirsiniz. Bunu illa üniversitede staj yapacağız diye bir şart yok. Bunu işletmeye de yapabilirsiniz. O yüzden ikili anlaşmaya lüzum yok. Bunu bulmak kendi sorumluluğunuzdadır arkadaşlar. Bunun için de bir taslak oluşturabilirsiniz. Ben şu bölümdeyim, şu sınıf öğrencisiyim. Şu alanda yapacağım, şu kadar süreli yapacağım. İşte muhtemelen şu kadar hibe alacağım diye yazabilirsiniz. Böyle bir güzel bir taslak oluşturursanız, biraz daha resmi, kendinizi anlatabilirseniz o zaman hani daha iyi olur sizin için. Sürekli hepsine ayrı ayrı mail atmaktansa bir hazır taslak oluşturursunuz. İşiniz daha da kolaylaşır diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce yapılmış olması gerekir. Şimdi şöyle bir madde var Yükseköğretim Kurumu Sözleşmeli Kitabında. Staj hareketliliği mezun olduktan sonra 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir diyor. Bu özellikle son sınıf öğrencilerini ilgilendiriliyor. Ancak başvurunun öğrenci mezun olmadan önce yapılmış olması gerekiyor. Sadece başvuru yapmak da değil, seçilmiş olması da gerekiyor. Başvuru yaptı, seçilemedi. O zaman ne yapamaz? Giremez elbette. Tabii hareketlilik pandemiden dolayı dondurulmazsa, ekstra bir durum olmazsa geçerli. Bu ekstra bir durum olursa, ekstra bir koşul olursa onu da biz size belirtiriz arkadaşlar. Faaliyetler askıya alınmazsa geçen prosedür bu şekilde şu an için. Tüm öğrencilerimiz başvurabilir dedik ancak aktif kayıtlı üniversitemizin öğrencisi olmak zorundadır. Kayıt donduran öğrenciler hareketlilikten kesinlikle faydalanamaz. Bir de hareketliliğin 2 aydan az olması durumunda hareketlilik için hibe ödemesi yapılamaz. Ödenen hibe iade istenir. Ne demek hareketliliğin 2 aydan az olması? Mücbir sebebe dayanmadan eğer hareketliliği gerçekleştirmeden dönerseniz ya da hareketlilik esasında farklı bir ülkeye giderseniz ve işletme bunu sizi 2 ay hareketlilik yapmadı diye bir staj sonunda staj başarı belgesi vermezse çok çıkış yaparsanız diğer ülkelere o zaman hibe ödemesi yapılmaz ve yapılan hibe ödemesi de geri istenir. Bu arada 2 ay diyorum ama siz şimdi Google'dan yazıyorsunuz şu tarihler arasında bazen Google'dan yazdığınız zaman 60 gün olarak gözüküyor ama ben Mobility Tool'a baktığım zaman 59 gün olarak gözükebiliyor. Staj kabul mektubu almadan önce o yüzden erasmus@afsu.edu.tr adresinde bir bildirimde bulunursanız hocam şu tarih arasında alıyorum 60 güne tekabül ediyor mu uyuyor mu diye o zaman ben de Mobility Tool'dan bir kontrol ederim bakarım 60 günse tamam bu tarihler uygundur 60 gün olarak gözükmektedir alabilirsiniz. Gibi bir bildirimde bulunabilirim. Bunu yapan arkadaşlarınız var içerisinde. Her türlü sorununuzu her zaman erasmus@afsu.edu.tr adresine yazabilirsiniz. 24 saat içerisinde de zaten yanıt veriyoruz arkadaşlar. Şimdi bir diğer husus. Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimi tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde yüksek yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 aya kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkün olur. Yani şu şekilde bunun izahı. Lisans öğrencisi 4 yıl ya da 5 yıl boyunca 12 aya kadar gidebilir en fazla. Yani 1. sınıfta atıyorum 2 ay gitti. 2. sınıfta atıyorum daha çok hibe verildi, daha çok bütçe verildi, daha fazla gitti. Ama bunun toplamı kaç olmak zorunda? Öğrenim hareketliliğine gitti diyelim. 5 ay öğrenim hareketliliği, 2 ay staj yaptı. Sonra tekrar öğrenim hareketliliğine gitti. 12 ay. 13 aya kadar 13 ay gidemez. Bu lisans kademesi için bu şekildedir. Yüksek lisansa geçtiği zaman ne olur? Tekrar bir 12 ay gitme şansı kazanır. Yani 12 ayı ben bitirdim, yüksek lisansa gidemem diye bir şey yoktur. Yüksek lisansı bitirip bir diğer kademeye geçtiği zaman, doktoraya geçtiği zaman tekrar 12 ay alır. Bu arada bu söylediğim birinci kademe, ikinci kademe ve üçüncü kademe diye geçiyor. Birinci kademe ön lisans ve lisans, ikinci kademe yüksek lisans, üçüncü kademe doktoradır. Yani ön lisans da birinci kademe içerisindedir. Lisans için geçerli durum. Ön lisans öğrencilerimiz için de bu yüzden geçerli olmaktadır. Yalnız şöyle bir durum var. İşte iki kademenin birleşik olduğu programlar, bütünleşik doktora programları var. Onlar için ya da tıp eğitimi için bu 24 aya kadar da olabilir.
Çünkü onlar ne oluyor? Yüksek lisansı da içinde barındırdığı için iki kademe olarak gözükebiliyor. Şimdi şöyle bir durum var. Bu da eczacılık, tıp veya diş hekimliği fakültelerinden mezun olarak merkezi sınavlarla bir yüksek öğretim kurumuna yerleştirilerek uzmanlık eğitimine devam edilen kişiler ilgili yüksek öğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi statünü taşımıyorlarsa Erasmus öğrenci hareketliliğinden yararlanamazlar. Üniversitemize kayıtlı öğrenci olmak esastır her kademede. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur. Ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. Yani ben ilanımı açarım, onlar da aynı şekilde istenilen not ortalaması, yabancı dil puanı sıralamaya koyarız. Eğer şeye giriyorsa, bizim belirttiğimiz kontenjana girmeye hak kazanıyorsa, öğrencilerimiz girer. Daha sonra hibesiz öğrenci, ben hibes almak istiyorum diyorsa, biz ona ne yapmayız? Hibe sözleşmesini yapmayız. Ona ödenekte bulunmayız. Hibesi öğrencinin farkı öğrencinin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dahil olmamasına gerekçe değildir. Bazı işte öğrencilerimiz söylüyor ben hibe almak istemiyorum o zaman gidebilir miyim? Öyle bir şey olmaz yani kesin gideceksin diyemem. Öncelikle ne yapman gerekiyor? Seçim sürecine dahil olman gerekiyor, seçilmen gerekiyor gitmen için. O zaman sen normal kendin bireysel olarak da staj yapabilirsin. Erasmus'a bir gereği kalmıyor o şekilde bir düşünce tarzı oluştuğu zaman. O yüzden gençler hibesiz de gitseniz, hibeli de gitseniz seçim sürecine girmek zorundasınız ve programı kazanmak zorundasınız. Şartlar nedir? Not ortalaması ön lisans ve lisans öğrencileri için 2.20 olmak zorunda başvurmak için, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için ise 2.50 olmak zorundadır arkadaşlar. Şimdi peki hesaplarken nasıl yapıyorum? Ağırlıklı ders ortalamasının %50'sini alıyorum. Yaban dil sınavının %50'sini alıyorum. Bu nasıl oluyor yaban dil sınavı? Biliyorsunuz online oluyor ve biz AKÜ Yaban Diller Yüksekokulu'yla bir protokol imzaladık. Protokol kapsamında bizim yaban dil sınavlarımız da AKÜ tarafından yapılmaktadır. Şimdi yazılı sınav %75, sözlü sınav %25 olmak üzere yaban dil puanı oluşturulmaktadır. Ve bu online olarak yapılmaktadır. Bununla ilgili esasları detaylı olarak sitemizde yayınladım. Yine sormak istediğiniz bir şey olursa lütfen hepsini okuyun. Okuduktan sonra erasmus.edu.tr'ye sorabilirsiniz. Ama lütfen sormadan önce tüm ilanımızı baştan sona okumanızı sizlerden rica ediyorum ve tavsiye ediyorum. Puanlamada önemli hususlar. Gençler, engelli öğrencilerimiz bunu belgelendirdiği müddetçe artı 10 puan alabiliyorlar. Şehit ve gazi çocuklarına artı 15 puan veriyoruz. Tabii bunların hepsi belgelendirilmesi koşuluyla. Ve 2828 sayılı, şöyle geçelim. Slaytımız kaldı sanırım. Evet. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında koruma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler varsa yine artı 10 puan ilave edebiliyoruz. Daha önce yararlandıysa öğrenci hibeli ya da hibesi fark etmez. Bu sefer de eksi 10 puan azaltma yapıyoruz. Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılmada eksi 10 puan azaltma uygulanıyor. Bunlar bizim değil, Ulusal Ajans tarafından Yükseköğretim Kurumları El kitabında belirtilen esaslar arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hareketliliğe seçilen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumu tarafından hareketlilikle ilgili düzenlenen toplantılara, eğitimlere mazeretsiz katılmama eksi 5 puan. Örneğin ne yapıyoruz? Erasmus seçimini kazandıktan sonra tekrar bir toplantı düzenliyoruz. O toplantıya katılmıyorsa ve mücbir bir sebebe dayanmıyorsa katılmama nedeni eksi 10 puan. Devam ediyoruz. Aynı anda iki hareketliliğe başvuru durumunda, mesela hem öğrenim hareketliliği hem staj hareketliliği aynı anda başvurduk. O zaman da ne yapıyoruz arkadaşlar? Eksi 10 puan. İkisini aynı anda başvuruyorsak. Ancak hangisini tercih etmek tabii onu size bırakıyoruz. Bunu da bir dilekçeyle alıyoruz.
Diyor ki ben eksi 10 puan kırılmasını öğrenim hareketliliğinden yana kullanmak istiyorum diyor öğrenci. O zaman ondan kırıyoruz. Staj hareketliliğinden kırılmasını istiyorum diyorsa ondan kırıyoruz. Bir de çift ana dal durumu var. Çift ana dalda öğrenim gören öğrenciler elbette her iki dalda da faaliyete başvurabiliyor. Ancak her iki dalda da faaliyete başvuruyorsa bu sefer başvurduğu dalın birinden eksi 10 puan kırmamız gerekiyor. Bunu da ne yapıyoruz? Öğrencinin tercihini bırakıyoruz. Şimdi seçim takviminde belirlenen tarihlerde vazgeçme, yani bir feragat dilekçesi alıyoruz. Ben seçildim ancak gidemiyorum. O zaman ne yapıyor? Sıra elbette yedek öğrencimize geliyor. Bunu verenlerden 10 puan azaltma uygulamıyoruz. Ancak vermeme durumunda evet eksi 10 puan azaltma uygulanıyor. Ancak bu bir sonraki hareketliliğe başvurduğu zaman uygulanıyor. Ve Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından yapılan yabancı sınavlarına mazeretsiz katılmama, hiçbir mazeret yoksa, mücbir sebebe dayanmıyorsa ve bunu belgeleyemiyorsa bunu ne yapıyoruz? Eksi 5 puan kırıyoruz. Çünkü siz ücretsiz katılıyorsunuz arkadaşlar bu tarz sınavlar. Ancak biz belli bir hazırlık yapıyoruz. O yüzden bunları kırıyoruz. Bunu da zaten Yükseköğretim Kurumları El Kitabı'nda belirtilen esaslara göre bu puanlamalar yapılıyor. Elbette ki tüm öğrenciler eşit şekilde aynı tür değerlendirmeye tabi olacaklardır. Kimsenin bir ayrıcalığı, üstünlüğü yok. Her şey olması gerektiği gibi not ortalamasıyla veya yabancı dil sınavıyla belirleniyor. Az önce de söylediğim gibi isteyen öğrenciler asil seçildikleri takdirde hibe almadan da faaliyetten yararlanabilir. Bu öğrencinin kendi isteğine bağlıdır. Şimdi şöyle bir durum var. Öğrenim hareketliliği içinde geçerli, staj hareketliliği içinde. Gittiğiniz yerde elbette belli bir başarı beklentimiz var bizim. Başarısız olan öğrencilerin faaliyet günü sayısının %30'a kadar hibelerinde kesinti yapılır. Mesela bir öğrenci bir dönem için aldığı 30 AKTS diyoruz biz. Burada da European Credit Transfer System ECTS açılımı budur. Yani AKTS'dir Türkçesi. 30 AKTS'lik derslerin en az 1/3'ünü, yani 10 AKTS ve üzeri başarmak zorundadır. Bunu söyleyelim. Başardığı derslerin kredi toplamı 1 ile 5 AKTS olması halinde %10 olarak hareketlilik dönüşünde hak ettiği gün sayısından düşüyoruz. 6-10 AKTS olması halinde %20'sini düşüyoruz. Arkadaşlar kesinti yapıyoruz. Eğer daha fazlaysa, bunlardan daha fazlaysa %30 oranında kesinti yapıyoruz. %100 başarısızlık durumundaysa zaten %30'u kesiliyor. Bir de OLS sınavı var. OLS dil sınavıdır ancak puan olarak hiçbir yerde kullanılmıyor. İçiniz rahat olsun. Sadece zannedersem Avrupa Birliği bunu anket yaparken vesaire kullanıyor. Şimdi seçildiniz. Geldik burada. Hibe sözleşmesini vesaire imzaladık her şeyi. Tüm işlemlerimiz bitti. Ben size bir OLS lisansı tanımlıyorum. Gidiş öncesinde. Sonrasında dönüşte. Şimdi diyor ki Avrupa Birliği gidiş öncesinde bu öğrencimizin dil yeterliliği kaçtı? Dönüş öncesinde kaç? Bunu ölçmek için böyle bir sınav yapılıyor. Eğer bunu doldurmuyorsanız arkadaşlar, doldurmayan öğrencilerin hak ettiği hibenin %5'i kesilir ve döndüğünüz zaman da kalan hibe ödenmez. Şimdi hibeleri iki taksitte ödüyoruz, öyle söyleyeyim ben size. Yani iki ödemede yapıyoruz, taksit demeyelim. Birinci ödemede %70 oranında ödeme yapıyoruz. İkinci ödemede bu AB anketi ve OLS anketi var. Bunu doldurmanızı istiyoruz. Siz OLS sınavını yapıp AB anketini doldurduktan sonra zaten bu ne demektir? Hocam kalan miktarı hesabıma yatırım demektir bunları doldurmak. Biz kalan hibenin ödemesini size o zaman yapıyoruz. Yani mecburi bunları yapmak. İsteğe bağlı değil ama hiçbir yerde puan olarak geçmiyor, not olarak geçmiyor. İlan da vermiştik. Bunları işte ulusal ajans tarafından yayınlanan Yükseköğretim El Kitabı'ndan alınan ölçütler, bunlara göre az önceki söylediğim puan ekleme çıkarmaları yapıyoruz. Tablomuz. Daha da çok detay var. Ben şöyle bir taslak olarak bunu sunalım sizlere. Yabancı dil sınavı
Akü yapan diller yüksek okul tarafından online olarak yapılacaktır. Sınav geçerlilik süresi 3 yıldır. Akü tarafından Mart 2018, Kasım 2018, Ekim 2019, Kasım 2019 ve Kasım 2020 ve bu Nisan ayında yapılacak olan 2021 tarihinde yapılacak olan yaban dil sınavları geçerlidir, kullanılacaktır bu puanlar. Mart 2018 varsa kullanılabilir. Ancak öğrenci diyorsa ki ben puanımı yükseltmek istiyorum, elimde sınavım var ama ben girmek istiyorum, elbette ücretsiz başvurunuzu yapıp girebilirsiniz. Başvuruları da biliyorsunuz, başvuru formu doldurarak erasmus@afsu.edu.tr'ye gönderiyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca 2016 yılından itibaren geçerli olan ÖSYM ve YÖK tarafından yapılan ve eşdeğerli kabul edilen yabancı sınavlarında da 50 ve üzeri puanlar kabul edilmektedir. Böyle bir sınav puanınız varsa bunu da kullanabilirsiniz. Ancak bunu başvuru otomasyonuna yüklerken bu sınav puanı da yüklemeniz gerekmektedir. Şimdi yabancı dil sınavı yapılacak olan yabancı dil sınavı ücretsizdir. 10 Nisan'da yazılı sınav saat 9'da 1 arasında çevrimiçi online olarak yapılmaktadır. Benim takip ettiğim kadarıyla hem çoktan seçmeli sınav yapılıyor hem de bir essay, paragraf tarzı bir şey yazmanız, yani bir makale yazmanız isteniyor, bir konu veriliyor benim takip ettiğim kadarıyla sınavı. 11 Nisan 2021 tarihinde saat 9'dan 18'e kadar, 9'da 18 saattir arasında sözlü sınav yapılıyor. Bu da çevrim içi yapılıyor. Yalnız şunu dikkat etmenizi istiyorum, ilanda da belirttim. Çift kamera isteniyor sınavlarda. Hem normal bilgisayar kamerası hem de bir telefon kamerası falan olması gerekiyor. Çift kamera olacak şekilde ayarlayın. Yani hocalarınız, oradaki gözetmenleriniz sizi o şekilde takip ediyorlar. Sınavın güvenilirliği açısından. Ancak bu sözlü sınava girmek için yazılı sınavdan da 100 üzerinden 50 puan almış olmak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi sınav başvuru formuna ve sınav esaslarına AFİS'i Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin web sitesinden ulaşabilirsiniz. Buraya linki yazdım. Zaten uyum.afsu.edu.tr'yi sürekli takip ederseniz biz oraya duyurularımızı yayınlıyoruz. Kaçırmamış olabilirsiniz. El ile doldurulan sınav formları geçersizdir. Başvuru formu bilgisayar ortamında doldurulup ıslak imza ile imzalandıktan sonra tarayıcı ile taratılarak tek sayfa olarak erasmus@afsu.edu.tr adresine gönderilmelidir. Sınav başvuru tarihleri 25 Mart 8 Nisan saat 17'ye kadardır. Bakalım şimdi gitmeden önce hazırlanacak evraklar. Başvuru formu, öğrenci belgesi, transkript, davetiye, kabul belgesi, yani kabul mektubu dediğimiz. Kabul mektubu örneği var sitemizde. Tıkladığınız zaman çıkıyor. Bir bakarsınız. Kabul mektubunda neye alması gerekiyor vesaire. Ben kabul mektubunda yer alması gereken şeyi ilanımızda belirttim. Hangi alanda staj yapacağınız, bölümünüz vesaire. Bunlar kabul mektubunda mutlaka yer alması gerekiyor ve staj yapacağınız tarih mutlaka yer almalı arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Başvuru formu istiyorum. Öğrenci belgesi ve transkripti şu an için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan istiyorum. Sizden talep etmiyorum. Bir de kabul mektubu istiyorum arkadaşlar. Bunları online başvuru otomasyon sistemine yüklemeniz gerekiyor ilgili tarihlerde. Daha sonra bir öğrenim anlaşması imzalıyoruz, sigorta yapıyoruz. Sonra ben size vize yazısı yazıyorum. Daha sonra akademik tanınma dilekçemizi de biz garanti olsun diye yapıyoruz. Euro hesabı açıyoruz, OLS 1 sınavı yapıyoruz. Sonra hibe sözleşmesi yapıyoruz. Döndüğümüzde de staj katılım belgesini istiyoruz. Learning Agreements, öğrenim anlaşması, ben nasıl yapacağımızı tekrar size anlatırım bununla ilgili. Erasmus Plus program rehberlerimiz var ilgili fakültelerde. Onlarla birlikte yapıyorsunuz. Dekanımızla yapıyorsunuz. Şu an için hala elle yapılıyor ancak
Yakında zaten online learning agreement yapılacak. Her şey dijitale dönüyor arkadaşlar. Bu şekilde imzalıyoruz. Sonra staj yaptığımız yere gidiyoruz. Staj yaptığımız yerdeki öğretim görevlisi ya da mentor, o da bunu ne yapıyor? İmzalıyor bize. Siz orijinalini döndüğünüzde getiriyorsunuz. Ve arkadaşlar, size bir duyuru daha yapmak istiyorum. Lütfen her türlü duyuru ve bilgilendirme için üniversitenin kurumsal sosyal medya hesaplarını da muhakkak takip edelim. O zaman üniversitemizin tüm faaliyetlerinden de haberdar olursunuz. Üniversitemizin Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook hepsinin linki üniversite web sitemizin ana sayfamızda mevcut. Onlardan da takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Şimdi gitmeden önce söyledim, kabul mektubu, learning agreement. Burada eğer staj zorunlu olarak yapılacaksa, kiminin stajı zorunlu oluyor ve staj zorunlu mu, gönüllü mü, yani isteğe bağlı mı, iki türlü staj var. Buna tabii ki fakültemize karar veriyorsunuz. Eğer zorunlu periyodlar zamanında, mesela dönem içerisinde yapılıyorsa zorunlu staj olabiliyor son sınıflar için. O zaman da bir AKTS tanımlanması isteniyor. Staj tanımlılığı için de biz yönetim kurulu yazısı istiyoruz. Onlardan bunu söyleyelim aynı zamanda. Ve bunu Learning Agreement'a da zaten belirtiyoruz. Zorunluysa, zorunlu değilse, voluntary ise, voluntary kısmını işaretliyoruz. Staj zorunlu değil, gönüllüdür diyoruz. Geldiğinizde de bunu öğrenci işleri diploma ekine işliyor. Eğer staj zorunluysa aynı zamanda bunu transkriptinize de işlemiş oluyoruz. Şimdi şurada bir kabul mektubu örneği var. Şu şekilde yapılıyor. Buraya isim yazılıyor öğrencinin. Ondan sonra buraya staj göreceği tarihler yazılıyor. Burası fakülte yazılıyor. Hangi üniversite öğrencisi olduğu yazılıyor. Hangi üniversitede staj yapılacağı yazılıyor. Aşağıda imza ve mühür basılıyor. O misafir gideceğiniz kurumun mührü basılıyor. Ve bu şekilde bize ulaştırılıyor. Sisteme bu şekilde yüklüyorsunuz bunu. Kabul mektubu budur. Bunun örneği de web sitemizde zaten mevcuttur. Web sitemize bir bakarsanız staj hareketlilikleri kısmına bunun örneğini bu şekilde zaten göreceksiniz. Şimdi Learning Agreement for Traineeship. Burası iyiler büyük olmuş. Staj için öğrenim anlaşması. Yapacağınız ilk şey bu belgeyi doldurmaktır. Az önce biraz anlattım ama bu belgeyi doldurduktan sonra karşı kuruma gönderip onlardan da bu belgeyi imzalamalarını istiyoruz. İmzalara atıldıktan sonra evrağı bize teslim etmeniz gerekiyor. Bundan zaten 4 tane çıkarmanızı istiyoruz. Birincisi bizde kalıyor. Bir tanesini fakültedeki koordinatörünüze, burada program rehberinize veriyorsunuz. Bir tanesi sizde kalıyor, bir tanesi de akademik tanımının tanımlanması için staj yaptığınız yere bırakıyorsunuz. Bunları detaylarını daha sonra, siz seçildikten sonra yine yapacağımız eğitimlerle, oryantasyon eğitimleriyle konuşacağız. Seçildikten sonra zaten oryantasyon eğitimimiz olacak. Asil ve yedek öğrencilerimizin katılımı o eğitimlere zorunlu olacak. Şu şekilde staj için öğrenim anlaşması bu şekilde yapılıyor. Şöyle bir inceleyelim. İsimler, soy isimler, fakülte. Alan, yani sizi staja kabul eden kişinin ismi, eğer mentor varsa, mentor olmak zorunda değil. Mentor nedir ondan da bahsedelim. Öncelikle sizi staja kabul eden bir kişi vardır. Kontak kurduğunuz kişi vardır. Bu kişi burayı imzalamak zorundadır ve bunlar size bir mentor kılavuz tayin ederse, yani danışman gibi de diyebilirim. O da burayı imzalar, tayin etmezse contact person imzalaması da yeterlidir. Şimdi buraya bakalım. Şuraya stajın başlığı, buraya kaç saat çalışacağınız, burada program detaylı olarak, burada hangi kazanımları elde edeceğiniz, stajda planlanan kazanımlar neler olacak, staj yapınca nasıl bir avantaj sağlayacaksınız vesaire okuduğunuz üzere. Dil becerisi, farklı kültürlere adaptasyon önemli. Nasıl tecrübeler ve yetenekler kazanacaksınız önemli. Monitoring planda da
Stajınızı kimler gözlemleyecek, nasıl bir gözlem yapacak, hangi periyotlarla ve evaluation kısmında da stajınızı kim ve nasıl değerlendirecek bunları belirtmemiz gerekiyor. En az B1 veya B2 dil seviyesi seçmemiz gerekiyor burada. Bunu da aldığımız notu kullanabiliriz ya da bazen şeyler istiyor ki staj yapacağınız yerler. Özel bir belgede istiyor, onu sunmak zorunda da kalabilirsiniz. Kabul mektubu almadan önce yani ne tarz şartlar istiyorlar bizden buraya başvurduktan sonra vesaire. Onları da bir incelerseniz sizin için bir sürpriz olmaz arkadaşlar. Yoksa bizim seçtiğimiz sınav sonucunu elbette kullanabilirsiniz ancak ekstra bir şey de isteyebilirler. Bu kısmı da gönderen kurum dolduracak. Yani biz burada eğer zorunluysa şuraya kaç AKTS veriyorsak biz dolduracağız. Bizden kastımız yani ilgili fakültedeki program rehberleri dolduracak burayı. Onlar imzalayacak. Onların da ben sitede kim olduklarını yayınladım ama bir bakarsanız oradaki şu an için AKTS önemli. Tabii bu AKTS staj zorunluysa, staj zorunlu değilse buna gerek yok. Şimdi bakalım. Ben şöyle bir şey hazırladım ama üniversitemizin şu bölümü, şu numarası öğrencisiyim. Şu tarihlerde Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında şu ülkede zorunlu ya da zorunlu olmayan staj yapmaya hak kazandım. Bu nedenle EYT'de yer alan staj öğrenim anlaşmasını fakülte yönetim kurulunda onaylanıp geri döndüğümde stajımın diye. Ancak biz bunu zaten yazıyoruz kendimizde. Bunu şunun için diyorum, işlemlerinin hızlanması için böyle bir dilekçe de bırakmanız faydanız olacaktır. Ama biz de zaten kurum olarak istiyoruz bunu. Sizin learning agreement'ınız ve staj kabul mektubunuzu gönderip stajın bu bölümde yapılmasına uygun olup olmadığını soruyoruz. Ve de ayrıca kaç AKTS ile tanımlanacaktır, tanımlanma nasıl yapılacaktır bunu da istiyoruz siz gitmeden önce. Siz gitmeden önce bunu bilirseniz döndüğümüzde otomatik tanınma yapılıyor. Zaten bir sorunla karşılaşmıyoruz. Sigorta. Staj hareketliliğinde sigorta birazcık daha farklı diğerinden. Neden? Kişisel sorumluluk, mesuliyet sigortası da içermek zorunda. Bu da hibe sözleşmesinde zaten belirtiliyor. Ben bu sigortayı bir arada yapan bazı sigorta şirketlerini örnek olarak yazdım. Elbette farklı şirketler de var. Onları da kullanabilirsiniz. Ben size içeriğiyle ilgili siz seçildikten sonra yapacağımız oryantasyon toplantısında daha fazla bilgi vereceğim. Yalnız staj hareketliğinde şurada kişisel sorumluluk yazmak zorunda. Bu çok önemli. Kişisel sorumluluk, kişisel mesuliyet de yazabilir. Burada işte miktarlar var. 500 euro mesela bu şekilde şurada ölüm, sürekli hastalık, sakatlık vesaire. Bu şekilde durumlar var. Mesuliyet sigortası yaptırmanız da sizin gerekiyor. Zaten bunu vize alırken de bunu sizden istiyorlar. Orada sağlık durumunuz karşılanacak mı? Bir hastalıkla vesaire karşılaştığınız zaman sigortanız karşılanacak mı diye. Vize başvuru prosedüründe de zaten bunları istiyorlar. Bu da katılım sertifikası. Bu sadece staja şu tarihlerde katıldığına dair bir sertifika. Bunu sitemizde ben yayınladım. Oradan indirebilirsiniz. Gittiğiniz zaman karşı kuruma bunu imzalatıyorsunuz. Bir de staj başarı belgesi var. Onu gittiğiniz işletmeden ya da üniversiteden alıyorsunuz. İşte şu kadar saatlik, şu kadar AKTS ya da şu kadar günde staj yapmış olup bu belgeyi kazanmıştır gibi. Tabii bunu yabancı dilde getiriyorsunuz arkadaşlar. Biz de burada bunu ne yapıyoruz? Birlikte bölümünüze iletiyoruz. Hocalarınız görüyor. Ve sizin zorunlu stajsa zaten AKTS'niz ona göre hesaplanarak işleniyor. Doing Mobility kısmı bunu normalde doldurmuyoruz giderken ama eğer bir değişiklik olursa burasını doldurabiliyorsunuz. Mesela tarihte değişiklik olur. 2 ay hibeli gittiniz, dediniz ki ben bir ayda hibesiz katılmak istiyorum. O zaman bir değişiklik olduğu zaman bu kısmı dolduruyoruz. Dolduruyorsunuz ve bizim ofisimize iletiyorsunuz. Zaten sürekli kontak halinde olacağız. Şimdi bakalım. Bu kısımda dönüşte
after the mobility, yani hareketlilik sonrasında doğdurduğunuz kısım. Bunu da enstitü tarafından, enstitü diyorum, fakülte, birim, enstitü ya da yüksekokul tarafından oradaki koordinatörlerimiz aracılığıyla bunları dolduruyoruz ve imzalatıyoruz. Ve yine ofisimize teslim ediyoruz. Bunların hepsi öğrenim anlaşmasının eki. Before the mobility, during the mobility ve after the mobility olarak. Şimdi burada feragat dilekçesi örneği hazırladım ben. Seçildiniz, gitmekten vazgeçtiniz ve bu benim iş takvimi, çalışma takvimde belirttiğim süreler arasında yapmanız durumunda geçerli bir şey. Şunoğlu öğrencisiyim. İşte şu akademik yılında faydalanmak üzere başvurmuş olduğum Erasmus Öğrenim Staj Hareketliliği öğrencisi olma hakkımdan feragat etmek istiyorum. Gereğinin yapılması arz ederim diye bize belirttiğiniz zaman bir sonraki hareketliliğe başvursanız dahi biz puanınızı kırmıyoruz. Ama bunu belirtmezseniz evet kırıyoruz o zaman. Şimdi vize yazısı. Learning Agreement. LA dediğimiz bu. LA belgeniz yani Learning Agreement belgeniz. Karşı tarafa onaylandıktan sonra merkezimiz size hazırlamış olduğu vize yazısını verecektir. Vize yazısı İngilizce olup sizin üniversitemiz öğrencisi olduğunu, Erasmus öğrencisi olarak yurt dışında eğitim göreceğiniz ve size verilecek olan hibe miktarını belirtir. Bunu da Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürümüz İzak kendisi imzalıyor zaten. Biz veriyoruz bunu size. Vize işlemleri. Bu çok önemli. Kabul mektubu istemeden önce lütfen vize işlemlerine bakalım. Yani bu ülkelerin vize prosedürü nedir, ne değildir. Sonra çok sıkıntı yaşarsınız. Alırsınız kabul mektubunu. Gidemedikten sonra onu almanızın bir önemi yok. Her ülkenin öğrenci vizesi için istediği belgeler değişiklik gösterebilir. Aynı zamanda her kurumun da staj kabul mektubu alırken istediği belgeler olabilir, değişiklik gösterebilir. Yani bir kurumun istediğini diğer kurum istemeyebilir. Bunlara hazırlıklı olalım. Üniversitemizden alacağınız belgeler vize yazısı ve İngilizce öğrenci belgesidir. İngilizce öğrenci belgesini zaten size Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımız veriyor. İstediğiniz zaman bunu biz de bir örneğini alıyoruz. Diğer belgeleri kendiniz temin etmek zorundasınız. Vize için başvuracağınız konsolosluğun web sayfasını lütfen inceleyin. Lütfen belgelerinizi geciktirmeden hazırlayın ve en kısa zamanda vize için başvuruda bulunun. Şimdi seçildiniz. Seçildikten sonra belli tarihler veriyorum ben. Bu tarihler arasında ne yapın diyorum? Başvurunuzu yapın diyorum. Hemen ofise geliyorsunuz. Bir learning agreement'ınızı doldurmanız için ofise girip sorabilirsiniz ya da direkt fakültedeki program rehberinize gidebilirsiniz. Onu bir dolduruyorsunuz, sonra bana getiriyorsunuz, ben bir kontrol ediyorum. Sonra bunu karşı kuruma ne yapıyorsunuz? Gönderiyorsunuz. O yüzden ilk gün yaparsanız bunu, yani ne kadar çabuk yaparsanız biz de size vize yazınızı o kadar çabuk veririz ve siz de vize başvurunuzda bulunursunuz. Ama bunu son güne koyarsanız birazcık daha işleminiz gecikebilir. Ve bazı ülkeler diyor ki mesela gidiş tarihinizden 2 ay önce başvurun diyor. Bazı ülkeler 3 ay önce başvurun diyor. Gidiş tarihinizden vize başvurusu için. Bunları da takip edin ki sonra mağduriyet olmasın. Mesela Danimarka, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve Finlandiya'ya gidecek öğrencilerin en kısa zamanda vize için başvurularını yapmaları gerekmektedir. Çünkü bu ülkeler daha uzun sürede vize başvurusu yapmasını istiyor. Gidiş tarihinden mesela atıyorum birisi diyor 3 ay, birisi diyor 2 ay, birisi diyor 4 ay. Bu değişiklik gösteriyor ama bu ülkeler için en kısa zamanda yapmanız gerekiyor. Yani en kısa zamanda Learning Agreement belgesini doldurmanız gerekiyor. Diğer ülkelere gidecek öğrenciler de vize işlemlerini geciktirmesinler. Covid'den dolayı işlemler uzayabiliyor. Şu an olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız zaten. O yüzden ne kadar kısa sürede yaparsak o kadar iyidir. Ama Covid döneminde çok katı kuralları olan, vize hiçbir şekilde vermeyen ülkelerden sakınalım. Almanya'ya çok talep var ama Almanya öğrenim anlaşması için şu an belki izin verebiliyor. Ancak Almanya izin verse bile karşı kurum kabul etmeyebiliyor Covid'den dolayı. O yüzden staj hareketliliğini 2 ay olacak şekilde vize vermeye kabul eden ülkeleri seçelim, onlara yoğunlaşalım. Asla ve asla yılmayalım. Yüzlerce, gerekirse binlerce mail atalım.
Emin olun mutlaka birinden olumlu bir yanıt alacaksınız arkadaşlar. Şimdi vizeyi aldık. Vize aldıktan sonra ne yapıyoruz? Vakıfbank Euro hesabı açılış dekontu ve sigortamızla birlikte ofisimize geleceksiniz ve sizinle hibe sözleşmesi yapılacak. Ancak vize için zaten sigorta istenildiği için sigortayı daha önce yapabilirsiniz ve bununla ilgili ben size tekrar anlatırım. Ofisimize gelirsiniz de yardımcı olurum. Aynı zamanda oryantasyon eğitiminden de bahsedeceğim. Sigorta önemlidir. Orada kişisel muafiyet ya da kişisel sorumluluk yazmak zorundadır sözleşmenizde. O yüzden bu hususlara dikkat edelim. Sigortayı bize danışmadan yapmayalım. Bu şekilde söyleyeyim ben size. Hibeler aylık olarak hesap edilip toplam hibenin %70'i yatıyor. Döndükten sonra da %30'u ikinci ödeme olarak yapılıyor. O şekilde söyleyelim. Şimdi bakalım birinci ve ikinci grup program ülkeleri ve üçüncü grup program ülkelerini. Şimdi Birleşik Krallık yani İngiltere artık Avrupa Birliği üyesi değil. 2020'den sonraki projeler için bu projemiz 2019 projesi olduğu için başvuru yapabilirsiniz. Ancak ne kadar kabul alırsınız bilemiyorum. Çünkü artık Birleşik Krallık Avrupa Birliği üyesi değil. 2019 ve 2020 projeleri için başvursanız bile belki size vizede sıkıntı çıkarabilirler. Bunu hususu iyi düşünün. 2021'den sonra zaten Birleşik Krallık burada program ülkeleri arasında yer almayacak. 2021'den kastım yıl olarak değil proje olaraktır. Dediğim gibi bu proje 2019 projesidir. Diğer ülkeler Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Liechtenstein, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan. İtalya'ya, İspanya'ya bakın vize prosedürlerine. Almanya özellikle çok zorluyor bizi şu anda. Diğer ülkeleri de bakalım. Aynı zamanda Makedonya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya. Buralara da gidebilirsiniz. Lütfen vize prosedürlerine bakalım. Covid'den dolayı her şey güncellenebiliyor. Sürekli güncellemeler yapılıyor. Bir ay önce söyledikleriyle bir ay sonra söyledikleri de farklı olabiliyor. O yüzden çok dikkatli araştıralım. Ona göre seçimimizi yapalım. Şimdi bakalım. Seçilen öğrencilerin yapması gerekenler eğer zorunlu stajınız yoksa yani zorunlu staj döneminde yapmıyorsanız Erasmus staj faaliyetinden yararlanacak öğrencilerin gitmeden önce staj faaliyetlerinin nasıl tutulacağı hakkında bölüm, fakülte, enstitü, kurulu kararı alması ve tarafımıza bildirmesi gerekmektedir. Bunun için gitmeden önce mutlaka dilekçe vermelisiniz. Biz yazıyoruz, üzerine bir de siz yazıp eklerseniz biraz daha işlemleri hızlandırabiliriz diye düşünüyoruz. Biz zaten bunu yazıyoruz bize gönderilmesi için. Vizenizi aldıktan sonra banka hesap numaranız ve pasaportunuzla birlikte merkezimize gelerek hibe sözleşmesi imzalamamız gerekmektedir. Hibenizi yurt dışına çıkmadan önce zamanında yaptırabilmeniz için bu işlemin yurt dışına çıkmadan en az 2 hafta öncesinden yapılması gerekmektedir. Ancak şöyle bir durum var. Covid'den dolayı gidememe durumunuz olduğu için Covid dönemini, pandemi dönemini özel olarak gittiğinize dair oradan bize yani biz gittik diye bir bildirimde bulunmanızı istiyoruz bunun yazıyla. Bir form var biz onu size veriyoruz. Siz orada eğer gidebildiyseniz biz hemen gittiğiniz ilk iş kalacak yer gençler. Kalacak yerle ilgili stajyerinin işletmecisiyle ya da oradaki koordinatörle görüşüp onların yardımını alabilirsiniz. Kalacak yer tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Bunu unutmayalım. Lütfen bunu unutmayalım. Bunu ayarlamasını siz yapıyorsunuz. Burada bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Staj yaptınız, döndünüz. OLS sınavının ikincisi yapılıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer OLS sınavından C2 alırsanız ikincisini yapmak zorunda değilsiniz. Bunu da ben size belirtmiş olayım. Alamazsanız ikincisini yapmak zorundasınız. Sonra Mobility Tool nihai raporu var. E-mailinize Avrupa Komisyonu'ndan çevrim içi anket gelecektir. Bu anketi doldurmak zorundasınız.
Doldurmazsanız hibenizin kalan kısmını alamazsınız. Dedim ya, %71. ödeme yapılacak, %32. ödeme, ikinci ödemeyi almak için de bunlar mutlaka yapılması gerekiyor. Şimdi bahar dönemi Erasmus staj takvimimiz şu şekilde, ben biraz daha büyütmeye çalışayım. 1 Nisan 22 Nisan arasında başvuruların online alınması var. Online otomasyon sisteminde 1 Nisan saat 8'de açılacak sistem. 22 Nisan saat 17'de sona erecek arkadaşlar. 29 Nisan'da başvuru sonuçları internetten duyurulacaktır. Lütfen uyum.afsi.edu.tr'yi takip edelim. 30 Nisan 5 Mayıs arasında seçim sonuçlarına itiraz olan öğrencilerin itiraz dilekçelerini belirtilen tarih aralığında Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Erasmus Ofisi'ne elden vermeniz gerekmektedir. Oryantasyon eğitimimiz var 6 Mayıs'ta, bir gün sonrasında. Oryantasyonda asil ve yedek öğrencilerin katılımı zorunludur. Oryantasyonu zaten online olarak şu an pandemi koşullarından dolayı yapıyoruz. Bakalım 10 Mayıs 21 Mayıs tarihleri arasında asil öğrencilerin başvuru işlemleri var. Eğer seçilirseniz hemen 10 Mayıs'ta gelin buraya. Learning Agreement'ımızı nasıl yapacağımızı ben anlatayım size. Anlamadığınız bir yer varsa, yok oryantasyon eğitiminde hocam biz anladık tamam derseniz, hemen direkt Learning Agreement'ı şeye götürün, fakülteye. Ve onaylatın. Ben Learning Agreement'ın örneğini size oryantasyon eğitimi sonrasında atarım gruba. Hangisini kullanacağınızı, ona göre o yıla ait olan Learning Agreement'ı götürürsünüz. AKTS'inizi yazarsınız. Sonra kontrol için tekrar bana getirebilirsiniz. Yok vazgeçtiğinizde de 10 Mayıs 21 Mayıs tarihleri arasında vazgeçtiğinize dair feragat dilekçelerinizi lütfen müdürlüğümüze teslim ediniz. Yedek öğrencilerin başvuru işlemleri de 22 Mayıs 28 Mayıs arasında elden alınacaktır. Proje bitiş tarihimiz 31 Mayıs'tır. Arkadaşlar, ancak şöyle bir şey var. Şimdi siz kabul mektubu alarak başvurduğunuz için, yani bu yaz bunu yapmanız gerekmektedir. Staj hareketli olduğu için. Çünkü elimizdeki gibi için yeniden biz eğer gidilmezse, boş kontenjanlar olsa yeniden ilan çıkmak durumunda kalıyoruz. Şuraya da bakalım tekrar. Bir hatırlatma daha. Başvuru formu. Bunu niye söylüyorum? Online başvuruların alınması için son tarih 22 Nisan. Başvuru formu bilgisayar ortamında yazılı olarak doldurulup, çok soru geliyor. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok soru geliyor. Nereye? erasmus@afsi.edu.tr'ye. Lütfen bilgisayar ortamında dolduralım. Islak imza ile imzalayalım. Fotoğraf yapıştırdıktan sonra taratarak istenilen diğer belgelerle birlikte online başvuru otomasyon sistemine yükleyelim. Online başvuru sistemiyle ilgili bir sıkıntı olduğu zaman erasmus@afsi.edu.tr'ye yazdığınız zaman o sorunu da çözeriz öğrencilerle birlikte. Buraya bakalım. Proje bitiş tarihimiz 31 Mayıs 2022. Bu tarihe kadar tüm staj faaliyetlerinin tamamlanması gerekmektedir. Dediğim gibi siz kabul mektubu aldığınız zaman bunu gerçekleştirmeniz gerekecek o tarihlerde. Eğer boş kalan kontenjan olursa tekrar ilana çıkabiliriz. Ya da feragat dilekçesini verirseniz yedek öğrencilerimize de sıra gelir. Bu şekilde herkes yararlanabilir. 14 kişilik staj hareketliliği ilanına çıktım. Şartlarını bildirdim. Fakültelerle ilgili kontenjanlarını açtım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi sorularınız varsa alalım. Ben de ekranımıza bir döneyim şu şekilde Teams'e tekrar. Şu an paylaşmayı durduralım. Evet arkadaşlar, sorusu olan varsa alalım. Evet hocam, benim var. Buyurun, siz dinliyorum. Hocam hibe tam olarak ne demek? Burs gibi bir şey mi oluyor yani? Şimdi birinci ve ikinci grup program ülkeleri var. Bir de üçüncü grup program ülkeleri var. Birinci ve ikinci grup program ülkelerini az önce göstermiştim slide'dan. Başvurduğunuz zaman aylık 600.
Ne olacak? Birinci grup ülkesine başvurduğunuz zaman 2 ay gideceksiniz. O zaman 1200 euro alıyorsunuz, euro olarak alıyorsunuz. Ve bunun da %70'i ilk ödeme olarak yapılıyor. Döndüğünüz zaman da OLS sınavını ve nihai raporu tamamladığınız zaman kalan %30'u da döndüğünüz zaman size ödeme yapıyoruz. Hibe budur. Yani size verdiğimiz paradır. Hocam ben de bir soru sorabilir miyim? Evet, buyurun. Cevapladıysanız kusura bakmayın, biraz geç gelebildim, problem oldu da. Şimdi yabancı dil seviyemizi test etmek için hani yazılı sınav oluyor ya. Evet. Onun tarihi falan belirli mi? Ne zaman oluyor? Başvurudan sonra mı, önce mi? Onun tarihi belirli. Şu an ben onu yayınladım. uim.afsu.edu.tr'den bakabilirsiniz. Az önce de bundan bahsettim. Şöyle bir startıma tekrar dönmeye çalışayım. Ekran paylaşımını durdurmuştum şu an ama. Yanlış bir şey söylemek için startımı kontrol etmek istiyorum tekrar. Evet, sınavımız tarihi 10 Nisan ve 11 Nisan'da yapılıyor. Başvurumuzun da şurada bir staj hareketliliği şey var. Onu bir alalım. Yok, orada değil. Klavyenin altında. Başvuru ilanı var. Şu an ekran görülüyor mu sizde? Gençler. Hayır, görünmüyor. Tamam. 25 Mart 8 Nisan arasında saat 17'ye kadar bunun başvurusu var. 8 Nisan saat 17'ye kadar son başvurusu var. 25 Mart'ta başlıyor başvurumuz. Eğer başvuracaksanız orada bir tane başvuru formu var. uim.afsu.edu.tr'den oraya tıkladığımız zaman orada başvuru formunu dolduracaksınız. Bilgisayar ortamında ıslak imza ile imzalayıp erasmus.afsu.edu.tr'ye göndermeniz durumunda başvurunuzu kabul ediyoruz. Ancak lütfen iki sayfa değil, tek sayfa gönderdim ben onu. Tek sayfa olarak bize doldurup gönderin. Bu şekilde bazen 2-3 sayfa ya enterlıyorsunuz vesaire gitmiş olabiliyor. Onların tekrar düzenlemesi bize ekstra bir iş yükü çıkartıyor. O yüzden bu şekilde yapalım. Başka şuraya bir arkadaşımız yazmış. Merhaba, lisede katılmış olduğumuz Erasmus Plus hareketli puan eksi puana sebep oluyor mu? Hayır, olmuyor. Lise farklı bir kademe. Bu ikinci bir Erasmus hareketine katılmak aynı öğrenim kademesi içerisine geçerli. Yani birinci öğrenim kademesi neydi? Ön lisans ve lisanstı. Bunlar da ön lisans ve lisans öğrencileri için geçerli. Mesela birinci sınıftasın, başvurdun, 3 ay gittin, ikinci sınıftasın, 5 ay gittin. Hangisi için geçerli? Bu öğrenim hareketliliği için geçerli. Staj hareketliği için şu an 2 ay gönderebiliyoruz. 5 ay gittin diyelim. Sonra staj hareketliği için 2 ay daha gitmek istedin. 7 ay. Evet, ikincisinde o zaman eksi 10 puan kırıyoruz. Ancak birinci kademede bu 12 ayı geçmeyecek. Ha, sen yarın yüksek lisans yapmak istersin. İkinci kademeye geçersin. O zaman tekrar 12 ay hakkın var elbette. Tekrar başlıyor. Evet, başka sorumuz varsa alalım arkadaşlar. Hocam, benim bir tane sorum daha var. Tabii, buyurun. Gittiğimiz hangi ülke olduğuna göre dil sınavları ya da puanları değişiyor mu? Yoksa bütün gittiğimiz ülkelerde İngilizce mi isteniyor bizden sınavlar? Bu önemli bir soru. Niye önemli bir soru? Şu an için biz dedim ya, bizim yüksek okulumuz yok. Ben de mesela yabancı dil öğretmeniyim, öğretim görevlisiyim. Burada yabancı dilden sorumlu öğretim görevli arkadaşlarımız da var. Ancak biz de yapabiliriz mi diye sorduk, yapabilir miyiz diye sorduk. Bunu bizim yapamayacağımız açık açık belirtiliyor, dahil olamayacağımız. Ancak yabancı yüksek okulu tarzı olsaydı, yani üniversitemizde böyle bir birim mevcut olsaydı yapabilirdi.
Bizde birim olmadığı için AKÜ'yle bir protokol imzaladık. Yabancılar Yüksek Okulu bunu yapacak. Onlar şu an için bunu İngilizce olarak yapıyor. Daha önce Almanca da yapıyorlardı. Ancak bu dönem için İngilizce yapıyorlar. Ancak gittiğiniz ülke ve sizden Almanca yeterli de isteyebilir. Mesela Almanya'ya gideceksiniz. Almanca dil yeterli de isteyebilir. O zaman bunu kendiniz YDS ya da KPDS sınavlarına girip de elde edebilirsiniz aynı zamanda. Evet, başka sorusu olan varsa alalım. Hocam merhaba. Merhaba. Bu şey sınavdan sonra asil ve yedek öğrenciler seçiliyor dediniz. Evet. Bu staj aramaya bu öğrenciler mi çıkabiliyorlar? Yani aramaya bundan sonra mı başlayacağız? Hayır, hemen şimdi başlayacaksınız. Hatta geç bile kaldınız. Yani eğer bunu soruyorsak. Çünkü ben duyuruya 10 Mart'ta çıktım. Geciktirmeden hemen çıkalım. Standart bir metin oluşturalım. Ben şu bölümün şu öğrencisiyim. Şu alanlarda staj yapmak istiyorum. 2 aylık hibe alarak staj yapacağım vesaire. Şu üniversitenin öğrencisiyim. Kurumunuzda staj yapabilir miyim diye bir taslak oluşturalım. İngilizce bunu bir sürü yerlere forwardlayalım, gönderelim, iletelim. Yani yüzlerce, bazen bine kadar da ulaşabilir bu sayı, bunlar size yıldırmasın. Hemen staj kabul mektubu alalım ama staj kabul mektubu almadan tekrar ediyorum. Lütfen vize alacağınız ülkelere sorun. Ülkelere başvurun. Yani pandemi koşullarından dolayı iyice zorlaştı vize vermek. Gidemiyor öğrencilerimiz. Lütfen 2 ay için hangi ülke vize veriyorsa, genellikle de D tipi Schengen vizesi veriyor Schengen ülkeleri kısa süreli stajlar içinse. Eğer bir Schengen ülkesi ise Schengen ülkeleri hangileri değildir bunları da bir araştırın. Ona başvuruyorsanız D tipi vizeye başvuracaksınız. Mesela Almanya için söylüyorum. Almanya'nın resmi bir kuruluşu var, iData diye. Diğerleri sahtekar bu arada. Sakın başvurayım demeyin. Tek resmi kuruluşu iData. Schengen vizelerini iData aracılığıyla veriyor Almanya. Bunun gibi bazı büyükelçilikler bazı kuruluşları kullanabiliyorlar. Kendileri resmi kuruluştur. Bunlar da büyükelçiliğin ana sayfasında zaten belirtiliyor. Onun haricinde paravan şirketler vesaire var. Onlar hiçbir şekilde size vize konusunda zaten yardımcı olmuyor. Bu tarz şirketlerden de bilgi alarak bu işi yaparsanız daha sağlam olur. İleride vize konusunda sıkıntı yaşamazsınız. Hocam bir şey soracağım. Evet. Biz şimdi mesela Erasmus öğrencisi olarak seçildikten sonra vizede sıkıntı yaşarsak ve feragatnameyi biz sonra verebiliyor muyuz? Hani vizeyi alamadığımızdan ötürü eksi puan olarak geçmesin diye. Şöyle söyleyeyim, vizeyi alamazsanız açıkçası pandemi koşullarından dolayı, pandemi döneminden dolayı bir ayrıcalık da yapıyoruz. Biz öğrencilerimizden puan kırmıyoruz. Pandemiden dolayı vize alınamayabiliyor. Bir öğrencimiz soru sormuş. Hocam, sayfada staj hareketliliği için başvuru ilanı gördüm. Lakin öğrenim hareketliliği için başvuru ilanı veya formu göremedim. Öğrenim hareketliliği için başvuru nasıl olacak? Öğrenim hareketliliği için şu an için ilan da çıkmadık. Çünkü partner olduğum üniversiteler öğrenim hareketliliği için öğrenci kabul etmiyorlar pandemi koşullarından dolayı. O yüzden şu an için staj hareketliliği için çıktık ilanımıza. Öğrenim hareketliliği için artık bir sonraki yılı beklemek durumunda kalacaksınız. Bir Hocam bir bölümde soru daha hocam sorabilir miyim? şunu da cevaplayayım ondan sonra döneceğim. Merhaba, hibe verilecek öğrenci kontenjanı mı 14 yoksa totalde gidilecek öğrenci sayısı mı? Gençler, ilanda belirttim. 14 bizim tahmini kontenjanımız. Yani ne demek? Ben bu 14'ü neye göre belirttim? Ben bunu muhasebesinde yaptım. Birinci ve ikinci grup program ülkelerini, yani en yüksek ülkeyi, 600 euro vereceğimiz ülkeyi tercih edecek öğrencilere göre belirledim. Öğrencilerin bazıları üçüncü grup program ülkesini tercih edebilir. Örneğin Makedonya'ya gidebilir. Fransa'ya gitmez, Almanya'ya gitmez. Polonya'ya gidebilir. Polonya ve Makedonya üçüncü grup program ülkesi. O zaman 14 değil, 16 da öğrenci gönderebilirim. Çünkü hibe kalırsa. Bunlar hibeye göre tahmini olarak belirtiliyor ve sizin hangi ülkeyi tercih edeceğiniz biz başvuruya çıkarken elbette belli olmadığı için bu şekilde artırma yoluna gidilebiliyor. Ben en yüksek kademeden çıktığım için azaltma olacağını sanmıyorum ama 14'ten daha fazla öğrenci gönderebiliriz bu durumda. Evet, varsa şimdi sorunuzu alayım.
sorusu olan varsa arkadaşımız. Hocam az önce şeyden bahsettiniz. Hocam benim bir tane var. Evet. Neyse, sen söyle istersen şimdi. Tamam, buradan. Ben söylüyorum o zaman. Evet, şu buradan. An ön lisans öğrenci. Okey. Tamam, ben söyleyeyim o zaman. Hocam anlaşmalı olduğumuz üniversiteleri sitede bulamadım da ben. Nereden bakabiliriz? Onu ekledim. Şimdi eğer girebiliyorsan herkese de söyleyeyim. Uyum.afsu yazdığınız zaman siteye yazın ister. Orada anlaşmalar diye bir bölüme ekledim ben. Bunlar güncellenecek. Uyum.afsu. Yani uluslararası ilişkiler. Afsu demektir. Şu anda da böyle sizinle birebir giriyorum. Tam noktası noktasını tarif edebilmek için. Orada sağ tarafta hemen açınca anlaşmalar diye bir sekme geliyor. Oraya tıkladığımız zaman Erasmus Plus K103 kurumlar arası anlaşmalara ulaşmak için tıklayınız diyor. Oraya tıklarsanız listeyi göreceksiniz gençler. Hemen indiriliyor. Evet, başka sorusu olan varsa. Şimdi az önce Nesrin miydi? Evet hocam. Evet Nesrin, senin sorunu alalım. Hocam ben şu an ön lisans öğrencisiyim. Yüksek lisans yapmayı lisans öğrencisi olmayı da düşünüyorum. Hani ileride şu an yaptığımız başvuru ya da kabul ilerideki lisans döneminde hani herhangi bir etkisi olur mu ya da tekrar o dönemde de başvuru yapabilir miyiz? O dönemde de başvuru yapabilirsin. Bu başvuru yapmana engel değil hiçbir şekilde. Peki kabul alıp gidersek de yine de hani kabul alma ihtimalimiz var mı lisans döneminde? Tabii. Neden olmasın? Lisans döneminde başvurabilirsin, kabul edebilirsin, ön lisansa da gidebilirsin. Bunun için bir şeyimiz yok bizim. Ulusal ajansın koyduğu ön lisansa giden, lisansa gidemez diye bir şey yok yani öyle bir şey. Teşekkürler. Rica ederim. Evet, başka varsa sorusu olan. Hocam merhaba. Merhaba. Özgenur Aslan. Evet, referans mektubu sağlanabiliyor mu öğretmenlerimiz tarafından? Şimdi referans mektubu biz Uluslararası İlişkiler Uygulama Araştırma Merkezi Erasmus Koordinatörlüğü olarak biz veremiyoruz. Bunu eğer istiyorsa karşı kurum, az önce de belirttim, kabul mektubu alırken her kurumun prosedürü farklı olabiliyor. Bunu Erasmus Plus program koordinatörlerimiz var. Ben bunu nerede belirttim? Sayfamızda uyum.afsu.edu.tr'de tıkladığınız zaman orada Erasmus kısmında şöyle birlikte gidelim. İletişim var. İletişimde bizim var. Bizim mail adreslerimiz var. Aynı zamanda fakülte yüksekokul MAO program rehberlerine ulaşmak için tıklayınız diye bir buton hazırladık. Oraya tıklarsanız program rehberlerinize çok kolay ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yani onlara ulaşabilirsiniz. Referans mektubunu da onlardan isteyebilirsiniz, talep edebilirsiniz. Ya da bölüm hocalarınızdan da rica edebilirsiniz. Size referans mektubu verebilirler. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Merhaba hocam. Merhabalar. Özgün Uras'tan. Evet. Sevde hocam ben. Efendim? Hocam vize konusunda detaylı bilgi verdiniz ama ben araştırma yaptığımda Almanya'nın Schengen vizesi ülkeler arasında olduğunu gördüm. Yani yanlış bakmadıysam. Schengen vizesine başvursak bile mi Almanya'dan çok zor vize alıyoruz? Ya Almanya'yı biraz zorluk çıkarıyor. Yani şöyle uzun süreli vizeler için zannedersem benim bildiğim kadarıyla direkt konsolosluğa başvurabiliyorsunuz ama kısa süreli vizeler için e-data aracılığıyla ne bildiğim kadarıyla Schengen vizesi başvuru yapabiliyorsunuz. Almanya ciddi anlamda sıkıntı çıkarıyor ama dediğim gibi bu prosedürler değişebiliyor. Şimdi size diyorlar ki tamam gelin görüşmenizi yapın ama sonra vermedikleri zaman mağduriyet yaşayabiliyorsunuz. Yine de öğrenci gruplarıyla bir iletişime geçin. Vize alabilen varsa şu dönemde bir sorun, araştırın, araştırma yapın. E-data'ya tekrar bir iletişime geçin, e-data'yla bir tekrar sorun. Şu an mesela bir öğrencimiz gidemedi, o da şu an burada zannedersem kendisi. Gidemedi Almanya'ya. Mağduriyet yaşamamanız için bunları iyi araştırın, iyi takip edin.
Anladım hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, var mı başka sorusu olan? Razi Esil'in gün doğdu yazmış. Akün'ün yaptığı yabancı sınavına tekrar girmemiz bir şey değiştirir mi? Mesela bu yıl girdik ve yeterli seviyede değiliz. Bu puan kesintisine sebebiyet verir mi? Hiçbir şekilde puan kesintisine sebebiyet vermez. Hangi sınavdan yüksek not alırsanız o sınavın kullanabilirsiniz o sınav notunu. Ancak gireceğim deyip de girmezseniz bu puan kesintisine sebebiyet verir. Yani şimdi formu dolduruyorsunuz, başvuru yapıyorsunuz, ben gireceğim diyorsunuz. Giremiyorsunuz, mücbir bir sebep yok, bunu belgeleyemezsiniz. Evet, o zaman -5 puan olarak kesinti yapıyoruz. Ancak onun haricinde bir kesinti, yani tekrar girmeniz durumunda bir kesinti kesinlikle yapılamıyor, girebilirsiniz. Yeşil pasaportta öğrenci vizesi işlemleri gerekiyor mu diye sormuşsunuz. Yeşil pasaportta genelde vize gerekmiyor diye bir yargı var ancak bazı ülkeler buna rağmen, yeşil pasaporta rağmen vize isteyebiliyorlar. O yüzden o ülkelerin prosedürlerini iyi takip edelim. Benim yeşil pasaportum var. Ben yaşasın vizesiz girerim diye bir şey bazen söz konusu olmayabiliyor. Lütfen ilgili konsoloslukla iletişime geçelim. İlgili konsolosluğu takip edelim. Soralım. Ya da o konsoloslukların resmi şirketleri varsa daha önce söylediğim gibi o şirketler aracılığıyla bilgi edinelim bu konuda. Bu konuda net cevap verebileceğim çünkü. Başka sorusu olan varsa. Hocam mesela biz gittiğimiz ülkede Covid'den dolayı sınırlar kapatıldı diyelim. Erasmus öğrencilerine, bizlere bir imkan tanıyorlar mı? Hani stajımız bittiğinde ülkeye dönebilmemiz için, yoksa biz orada kalmak zorunda mı kalıyoruz? Şimdi şöyle, eğer bu şekilde bir şey olduğu zaman mücbir sebeplerden dolayı dönememek buna giriyor işte. Mücbir sebep tam da buraya giriyor. Biz öncelikle ulusal ajansa ve YÖK'e bildiriyoruz sizin durumunuzu, dönemediğinizi vesaire. Onlar da İşleri Bakanlığı'na bildiriyor. Ve bakanlığımız elbette gerekli tedbirleri alıyor. Belki televizyonlardan izlemişsinizdir. Bazen uçak gönderip Türk vatandaşlarını aldırdıkları oldu. Öğrenciniz var mı diye, bazen şu ülkelerde öğrenciniz var mı diye bazen bize mailler geliyor. Bu durum biz gerekli mercilere iletiyoruz. O zaman da mücbir sebep kapsamında olduğu için dönemediğiniz zamanda da ulusal ajansla görüşerek tekrar ekstra uygulamalar, farklı uygulamalar yapabiliyoruz. Sizi mağdur etmemeye çalışıyoruz her yönde. Yani stajı tamamlamama durumu olursa, erken dönme durumu bu mücbir sebep kapsamında olursa, bu belgelenirse o zaman kesinti dahi yapılmama durumu oluyor. Ancak tabii bunun cidden mücbir sebep, yani Covid'den dolayı dönmedi. İşte senin söylediğin gibi sınır kapatıldı vesaire olması gerekiyor. Yoksa her sebep mücbir sebep kapsamına girmiyor. Evet, başka sorusu olan varsa alalım gençler. Araştırma başvurularını sadece Afşin'in yayınladığı anlaşmalı üniversitelere yapabiliyoruz değil mi? Araştırma başvurularından kasıt nedir anlamadım ben ama. Yani öğrenci öğrenim hareketliliği başvurularını oralara yapıyoruz ama şu an öğrenci öğrenim hareketliliği ilanına çıkmadık. Staj hareketliliği için ikili anlaşmaya gerek yok. İstediğiniz program ülkesinde alanınızla ilgili kuruluşlara yapabilirsiniz ya da üniversitelere yapabilirsiniz. Kabul aldığı zaman bizim için bir sorun oluşmuyor. Evet, başka sorusu olan varsa alalım gençler. Hocam, bu anlaşmalı olduğumuz üniversite sayıları ileride artar mı? Evet gençler, elbette ki artacak. Biz sürekli yeniliyoruz, yenilemeye çalışıyoruz bunları. Zaten 2020'den itibaren şu an ne yaptık? 4 yeni anlaşma imzaladık. 5.'yi de zannedersem ne kadar oldu? 1 ay falan oldu zannedersem. 5.'yi de imzaladık. Bunlar artacak. Şu an için mevcutta olan anlaşmalı ülkelerimiz kaç tane bakalım? Şu an için 1, 2, 3, 4 ülke ama ülkelerin farklı bölümleriyle birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane toplam anlaşmamız var. Bunlardan bir tanesi yenilenecek sadece. Şu an 11 tane mevcut anlaşmamız var gençler.
Bunları biz zamanı geldikçe sürekli güncellemeye çalışıyoruz. Evet gençler, başka sorusu olan varsa alalım. Araştırmalara inşallah başlamışsınızdır staj kabul mektubu almak için. Erasmus intern vesaire siteler var. O tarz siteleri de bir göz atmayı unutmayalım lütfen. Farklı platformlara bakalım. Newsletter'lara bakalım, haberlere bakalım. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Sadece burada değil, başka sorunuz olduğu zaman erasmus@avsu.edu.tr'ye yazabilirsiniz. Hepsini 24 saat içinde yanıtlıyorum ben. Hocam merhaba, benim yine bir sorum olacak. Tabii. Deneyimlerinizden yola çıkarak hangi ülkelerin şeyini önerirsiniz sizce? Hangi ülkeleri? İtalya vize konusunda daha kolaylık sağlıyor gibi görünüyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla. İsviçre biraz zorluyor, Almanya biraz zorluyor. Onun haricinde şu an Covid'den dolayı farklı durumlar oluşuyor. Yani tam bilemiyorum, olağanüstü durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Polonya'ya giden öğrenciler var diğer üniversitelerden. Yani Polonya'da bilmiyorum, Almanya'yı henüz duymadım ama siz yine de detaylı olarak bir araştırın. Benim şu an edindiğim izlenimler bunlar yani. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Eğer bu kadarsa toplantıyı bitirelim, yok sorunuz varsa her zaman hazırım, buradayım, uzatabiliriz. Katılımınız için ben teşekkür ediyorum hepinize. Çok sağ olun. Erasmus hareketliliklerini gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum gençler. Aynı zamanda bu arada Erasmus kulübümüzü kurduk. Katılmak isteyenler olursa başvuru yapabilir. Erasmus@avsu.edu.tr'ye yazabilirsiniz, başvurmak istiyorum vesaire diye. Şu an için kulüp başkanımız, tıp fakültesi 2. sınıf öğrencimiz Şerafettin Baysal. Onunla da iletişime geçebilirsiniz. Farklı programlar uygulayacağız. Arkadaşlar, kurumsal YouTube kanalımızı da takip etmeyi unutmayalım. Bu toplantı kaydı YouTube kanalına da yüklenecektir. Oradan tekrar bakabilirsiniz. Ben dediğim gibi toplantı kaydını aktaracağım için oradan slide'e vesaire tekrar ulaşabilirsiniz. Orada bir sorun yaşamazsınız. Başka sorusu olan var mı? Peki, katılımınız için ben teşekkür ediyorum. O zaman toplantıyı kapatıyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Lütfen kabul mektubu almak için çalışın. Yılmayın. Durmadan mail yazın. Alacağınız olumsuz yanıtlar ya da bazen hiç yanıt alamayabilirsiniz. Bunlar sizi hiçbir olumsuzluk yıldırmasın. Kabul mektubu almaya çalışın. Vize prosedürlerini araştırın, önce gideceğiniz ülkelerin.
ve her türlü sorunuzda tekrar ediyorum erasmus@alfi.edu.tr'ye yazabilirsiniz. Üniversitemizin sosyal medya tabanlarını, sosyal medyasını kullanmayı, aktif olarak takip etmeyi unutmayın sosyal medya hesaplarını. Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook hepsinin linki üniversite web sitemizin ana sayfasında mevcuttur. Tekrar bunu da hatırlatıyorum. Sonraki etkinliklerimize görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar ve başarılar diliyorum. Hoşça kalın.